Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Darkcoin. Darkcoin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyon sunmaya çalışacağım. Ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda genel görünümü anlamak itibariyle haftalık grafikteyim. Haftalıkta geçtiğimiz haftayı 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapattı Darkcoin. Ve bu 20 haftalık hareketli ortalamayı da çok sert bir şekilde yukarıya kırdı. Yani bayağı bir yükseliş kat etti haftalık bazdan baktığınızda. Ve bu haftada ne yukarı ne aşağı bir hareket yaptığı görülüyor. Yani şu an tam ortada bir seviyede olduğu söylenebilir. Ancak 20 haftalık hareketli ortalamanın bayağı bir yukarısındayız şu anda fiyat olarak. 26.500 seviyelerinde Darkcoin fiyatlanıyor. Burada 20 haftalık hareketli ortalamamız 17.200 seviyesinde kaldı. Ve bunun haricinde de burada günlük 200 günlük hareketli ortalamamız vardı. Burası da 20.400 seviyesi. Bu 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde seyrediyoruz şu anda. Yani bu Darkcoin için oldukça önemli, boğa sinyali için oldukça önemli bir gelişme oldu bu. Hem 20 haftalık hareketli ortalamayı hem de 200 günlük hareketli ortalamayı bir hayli geride bıraktık. Bu da yükselişlerin yeniden kaldığı yerden devam etmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda, yani tabii ki buralarda düzeltmeler de olacaktır. Ancak bu durumda genel olarak yukarı yönlü hareketlerin devamında karşımızda ciddi bir direnç daha var. Burası da 50 haftalık hareketli ortalamamız. 39.800 seviyesinde şu anda burası. Ve ayrıca burada 41.000 seviyesinde de slingshot indikatörümüze göre bir majör bir direnç bulunuyor. Yani 39.800 ve 41.000 seviyeleri arası kuvvetli bir direnç olarak düşünülebilir ilk etapta. Yukarı yönlü hareketlerin çok daha sert bir şekilde devam etmesi durumundaysa yukarıda 71.000 seviyesi slingshot'taki önemli bir diğer majör direncimiz. Yani bu seviyeler yukarı yönlü hareketlerde majör olarak takip edilmesi gereken seviyeler. Önemli bir kar realizasyon fırsatı da verecektir bu seviyeleri fiyatın yükselmesi durumunda. Günlük grafiğe bakalım. Pardon. Burada bir inverse Fisher'a bakmak istiyorum. Şu anda inverse Fisher'ımız haftalık bazda al seviyesinde ve şu anda da alda kalmaya devam ediyor. Bu da önemli bir gösterge. Yani uzun vadeli yükseliş trendinin başlangıcını teyit edebileceğimiz bir diğer indikatörümüz de bu. Günlük grafiğe geçelim. Günlükte de güzel bir trend yakaladı burada Darkcoin. Ufak çapta bir düzeltme oldu. Yani burada 32.900 seviyelerinden bir düzeltme söz konusu oldu. Ve günlük MA9'da tutunduğu görünüyor şu anda. Şu anda da bu seviyeyi korumaya çalışıyor. Bu seviye kaybedildiği takdirde aşağıda MA20'miz var. 19.350 seviyesinde şu anda günlük MA20. Ancak bu seviyelere kadar düşüş gelip gelmemesi konusunda açıkçası çok net bir şey söyleyemem. Çünkü burada güçlü bir desteğimiz daha var. Zaten burası da 200 günlük hareketli ortalama 20.400 seviyesi. Yani bu seviye çok güçlü bir destek olarak algılanmalıdır Darkcoin'de. Buradan yukarı yönlü hareketine devam etmesi açıkçası daha olası geliyor bana. O yüzden ben yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum açıkçası. Tabii ki Bitcoin'de olumsuz bir durum olmaması halinde. Burada Inverse Fisher'a bakalım. Inverse Fisher şu anda bayağı bir dibe geldi. Yani umarım buradan bir sat sinyali oluşmaz ve tekrar buradan yukarıya doğru gider diye düşünüyorum. Şu anda Inverse Fisher'da da yani bir trend zayıflığı söz konusu. Bir de squeeze momentum'a bakalım isterseniz.
Squeeze momentum'da da yani şu anda yukarı yönlü trend güçlenerek devam etmiş ve son bir günde yani bugünkü sinyal biraz zayıf geldi açıkçası. Ancak yani bu çok da önemsenecek bir durum değil. Yani şu anda yukarı trend devam ediyor. Burada önemli olan seviyemiz günlük MA20 ve dediğim gibi bu 200 günlük hareketli ortalama. Bu seviye aşağı kırılmadıkça ben yönün yukarısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda çok fazla bir panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum Darkcoin'de. 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlikte de zaten burada daha önce şuradaki düzeltmede slingshot'ın destek seviyesinden yukarı yönlü bir hareket oldu ve şu anda da tam slingshot seviyesinde fiyatlanıyor Darkcoin. Yani bu seviye takip edilmeli diye düşünüyorum. Şu anda bu seviye 26.000 seviyesi. 26.000 seviyesinin altındaysa 24.800 seviyesi takip edilmesi gerekir. Yani 4 saatlik grafikte işlem yapan arkadaşlar 24.800 seviyesi kırılmadan bence sat pozisyonuna yani short pozisyonuna geçmemeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem tabii ki. Burada yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda nasıl bir fiyatlanma olur? Onu size aktarmaya çalışayım bir de. Yukarı yönlü hareketlerde şu anda yakın direncimiz 29.700 seviyesi. Burası Fibonacci 0.236 seviyemiz, 29.700 seviyesi. Bu seviye 4 saatlik grafikte üzerindeki 4 saatlik kapanışlar neticesinde ise burada Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 38.000 seviyesine kadar zaten burada da 50 haftalık hareketli ortalamamız da 39.000 seviyesinde. Yani 38.000, 39.000 ve haftalıkta slingshot 41.000'deydi. 38.000'den 41.000'e olan kuvvetli bir direnç yukarımızda bulunuyor. Bu da ilk önce tabii ki 29.700 üzerindeki 4 saatlik kapanışlarla mümkün olacak. 4 saatlik kapanışlar 29.700 üzerinde olması durumunda 39.000 ve 41.000 olan majör direnç seviyeleri takip edilmelidir. Burası çok güçlü bir direnç seviyesi. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani aşağı seviyelerden maliyetlenen yatırımcılar bu seviyelerde kar realizasyonu yapmayı düşünebilirler. Bu da farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bir de squeeze momentum'a bakalım. Buradaki düzeltmede squeeze momentum short'a geçmişti. Ancak şu son bir günde yeniden bir al sinyali var. Şu anda biraz zayıf al sinyali ancak umarım toparlanır ve yukarıya doğru gider. Burada dediğim gibi 20.400 seviyesi kırılmadan da short pozisyon önermiyorum. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Hoşça kalın.